Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin ilk ve tek insan kaynakları programı İşin Güzel Yanına hoş geldiniz. Ben Mehmet Onur. Her hafta olduğu gibi bu hafta da insan kaynaklarından konuşacağız, istihdamdan konuşacağız. Esasında geçtiğimiz programlarda sıkça bahsettiğimiz bir konuyu biraz daha ayrıntılı olarak ele almak istiyorum. Evden çalışma. Esasında biz 2020'nin başından beri konuşuyoruz bu konuyu ama bu hafta işin uzmanıyla birlikteyiz. Mine Dedek Hoca Kendisi iş yeri dönüşüm küratörü. Mina Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıkça, özellikle pandemiden sonra sıkça konuşulan bir konu evet. evden çalışma, serbest çalışma. Ama programdan önce konuştuk. E, hibriti siz tercih Aynen ediyorsunuz. Yani. Şimdi hibride de geçti. Ben Hı -hı. özellikle hani evden çalışma derken biraz böyle dikkatli olmaya çalışıyorum. Çünkü bu aslında sadece evden çalışma değil. Çünkü bazıları işte evden çalışmaktan sıkıldı. İşte evden çalışmayı verimli bulmuyor. Dolayısıyla hani orada biraz böyle dikkatli kullanmayı Hı -hı. seviyorum ben bunu. E, aslında bir zihniyet değişimi, dönüşümü bu. Yani bizim çalışmayı bir yer olarak, bir ofis olarak görmediğimiz, yapılan bir şey olarak artık yaşadığımız e, istediğimiz yerden, istediğimiz Zaman yaptığımız tamamen o esnekliği çalışanlarımıza verdiğimiz ve ben şey diyorum çalışanımız artık bir yetişkin gibi davrandığımız hmm. ne zaman ne yapması gerektiğini söylemediğimiz bir düzene geçiyoruz aslında. Zaten pandemiden önce de birçok şirket bu sistemi haftada bir ayda bir şeklinde uyguluyordu ama biraz hani sosyal hak gibi Aynen öyle. Yani görüyordu böyle hani o bunu. paketlerde çalışanlara verilen yan fayda paketlerinin bir parçası olarak sunuluyordu. Dolayısıyla hani işte yetenekleri de şu anda tabii büyük şirketlerin en büyük aslında kanayan yarası genç yetenekleri alabilmek. Onları biraz daha işte cazip gösterip onları alabilmek için bu bir yan fayda gibi gösteriliyordu. Dolayısıyla tam uygulanıyor muydu? Hayır, uygulanmıyordu. Hı hı. Zaten baktığımız zaman da işte yapılan araştırmalarda da aslında şirketlerin çoğunun buna hazır olduğunu altyapısal olarak ama tamamen uygulamaya geçirmediğini gördük ee, ve hani şey hep oluyor ya zorunluluk yani hmm. burada bir zorunluluk olduktan sonra hayata geçti. Ben hep şey söylüyorum yani bir 10 yıl ileriye gittik biz. Kesinlikle öyle. Yani gerçekten. Bu gerçekten öyle oldu. Ben hep şey yani pandemi aslında pandemiden dolayı olmadı. Bu zaten olacaktı. Hı hı. Yani tabii, buraya gümrük gümrük geliyordu olacaktı. aynen. Yani bunu bu 10 senedir şeklinde. biz konuşuyoruz. Evet. Biz... Ama ne oldu? Hızı bir anda böyle bir hızlanarak gelmiş oldu. Bence güzel de oldu. Yani o zorunlu bırakmak bizlere kalsaydı işte işverenlere kalsaydı biraz daha vakit alırdı. Belki işte biraz şöyle yapalım böyle yapalım. Bence hani denize yüzmeyeni denize atıl Öyle bir başlatılır ya bence öyle oldu. Çok da güzel oldu. Peki bu süreç içerisinde siz bir uzman olarak tabi buna alışan şirketler oldu. Hızlı adapte olan şirketler oldu. Tam tersi Şimdi ne yapacağız diyen çok ancak. şirket oldu Aynen öyle. ama şimdi ne yapacağız diyen şirketlerin sayısı daha fazlaydı öyle değil mi? Yani tabii şimdi burada hani şey Maslow'un üçgeni gibi diyorum ben en temelinde sonuçta orada bir güvende hissetme en temeldeki şey nedir? Teknolojik anlamda hazır olmaktı yani çünkü teknolojik anlamda hazır olamadığın zaman işte mesela şirketleri duyuyorum ben desktoplardan laptop'a geçiş. E bir anda laptop kalmadı. Yani kurumsal şirketler, geçen bir şirketle konuşuruz dedi ki ikinci el, biz dedi hani eskiyen dedi laptoplarımızı başka şirketlere verdik dedi. Şimdi dolayısıyla en temelinde bunu hazır değillerdi. Bir önce onun şoku yaşandı. Aynı anda işte eğitim de e, laptopa tabii, ev, geçince evet, laptopların yani <laughs> düşünebiliyor musunuz evde 2 3 çocuğu olanlar kaç tane bilgisayar kaç tane Hı -hı. tablet olabilir? Bir yandan o yani dolayısıyla hani bir en temeldeki şeyleri bir hallettik önce. Hani bir onun şoku yaşandı. Sonra o en temeldekileri hallettikten sonra işte içeride e, serverlar işte VPN'ler, onlar güvenlik duvarları bütün bunlar aşıldıktan sonra artık şeyi düşünmeye başladık. Biz çalışanımızla iletişimimizi ne yapıyoruz? Hani sık bir iletişim mi yapıyoruz? Onları rahat hissettiriyor Sonuçta bir de olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Yani bu böyle keyiften olan bir durum değil. Herkesin işte can korkusu yaşadığı, sevdiklerini kaybetme, evdekilerin sağlığı bunlarla ilgili endişeleri de yaşadığı Buna bir dönemde yaşadık. Ek olarak yani bu içinde bulunduğumuz durumda özellikle başlarda işini kaybetme kaygısı Tabii, da buna eklendi. Öyle. Tabii. Yani o çok ciddi bir şey. Yani işte bu kısa çalışma ödeneği de işte bir, bir anda hani işten çıkarılamayacak dendi ama bir sürü kişi işten çıkarıldı. E sonuçta işveren için de çok zorlu bir dönemdi. Bir anda bir sürü sektörde aslında durdu işler. Ama sonra şunlar hep görüldü bu arada. E, burada iki şeye ayırmak da istiyorum. Bir hani bir kısım zaten uzaktan çalışmaya alışıktı ve çalışıyordu. Bunun serbestiyeti vardı. Bir kısım sadece bu zamanda başladı. O ikisinin duyguları arasında, bu arada yapılan araştırmalarda çok farklı şeyler çıkıyor. Hani zaten alışık olanlar bunu çok seviyorlar çünkü onların tercihi olarak bir de başlamış bir şey. Ama zorunda olanlar, e, bir, bir, yani sudan çıkmış balığa döndüler. O da neden? Ben hep şeyi de uyarıyorum diyorum ki, aman diyorum bu dönemde uzaktan çalışmayı ilk defa deneyimlediyseniz sakın kötü bir şey olarak algılamayın. E çünkü çocuklar evde. Hı. Eşler evde, evde bir sürü işler var, yardımcılar gelemedi bir dönem. Yani her şey o kadar üst üste bindi ki bir anda ne olduğunu şaşırdı insanlar. Tabii. Dolayısıyla hani uzaktan çalışmayı normal şartlarda sevecek insanlar bile dediler ki yok ben bir an önce ofise kaçayım. E şimdi normalde mesela ben uzaktan çalışan bir insanım, 8 senedir bu şekilde çalışıyorum ama ben evde bu kadar çalışmadım. Hı. Bir de... Kafelere yani, gidiyorsunuz, coworking space dediğimiz ortak çalışma alanlarını hı. kullanıyorsunuz. Hiçbirini kullanamıyoruz şu anda. Bir de insanlar tabii ki sosyalleşme olarak da görüyorlardı. Tabii. Fiziksel Ofis. olarak ofiste çalışmayı. Bir konfor olarak... Olarak görenler kesinlikle, de vardı. Kesinlikle. Yani ve şu anda bütün yapılan şeylerde, anketlerde birinci sırada çıkıyor. Ofisle ilgili neyi özlüyorsunuz da birinci sırada sosyalleşme çıkıyor. Bir kaçış yeriydi. Hı -hı. Yani işte mesela çocuğu olanlar için kaçış yeriydi, tek yaşayanlar için bir kaçış yeriydi. Yani iş yeri sosyalleşme alanıydı. O yüzden de bu arada bu süreci iyi atlatan şirketler hep hani konuşuluyor. İletişimi yani yöneticilerin özellikle üst düzey yöneticilerin sürekli iletişimde bulundu. çalışanlar arasındaki o iletişimi sürekli sağlayan şirketlerde çalışanlar burayı böyle çok mutlu atlattılar. Hı hı. Ve şeye baktığınız zaman da bu arada ilk yapılan araştır işte Nisan'da mesela yapılmış anketler, sonra Aralık'ta yapılmış. O Verimlilik, mutluluk hepsi artıyor. Yani insanlar alışıyor buna. Alışma Alışıyor sürecini artık atlatıyoruz işte, biz. E, şirketler de buna adapte oldu artık. Evet. Yani o bir ilk çömezlik hali de artık kalktı. Hmm. Bir rahatladı herkes. Nasıl yapılacağını öğrendi. İşte öğrenemediği şeyleri yavaş yavaş hala uygulamaya geçiyor. Ama hani o temeldeki o işte Maslow üçgenindeki temeldeki şeyler en azından halli oldu. Artık böyle yukarıya doğru o mutluluk haline gelmeye başladı. Şimdi biraz daha hani işin e, içeriğine inmek istiyorum. Yani hibrit çalışma tam olarak nedir? Sizden dinlemek istiyorum. Şimdi hibrit çalışma nedir? Ee, aslında büyük şirketler için e, tamam, yani şöyle dünyada tamamen uzaktan çalışan şirketler de var. Hı -hı. Yani işte dünyanın her tarafından çalışanı var ve hiçbir bir tane bile ofis yeri yok ve tamamen uzaktan çalışıyorlar. Bunlar uzaktan çalışan şirketler. Hibrit nedir? Hibrit zaten e, mevcutta ofisi olan. Ama artık bu esnek çalışma düzenine geçmeyi bir politika haline getiren şirketler. Yani diyor ki sen belli günlerde ofise gel, işte toplantın olursa şu şartlarda haftanın bazıları mesela şey koyuyor, haftanın şu günlerin şu kadar gününde gel, ekibinden aynı günde gel. Ya da işte bir benim çalıştığım şirketlerden bir tanesi diyor ki 24 saat içerisinde ofise gelebilecek uzaklıkta ol. Yani 24 saat içerisinde acil bir durumda ofise gelebiliyorsan nereden çalıştığın hiçbir önemi yok diyor. Şimdi bu işte hibrit. Yani hem ofis var, isteyene istediği seçeneği sunuyor. İstersen bir ofisten gel çalış diyor, istersen uzaktan çalış diyor, istersen işte havuz kenarından çalış diyor. Yeter ki işi yap diyor. Şey gibi, hibrit arabalar gibi. Hibrit arabalar gibi. Yani Aynen. elektrikli değil. <laughs> Aynen öyle. Dolayısıyla hani faydası neyse işte Hı -hı. elektrikli olmanın faydasını da kullanıyor. Bir yandan işte şarj edemediği noktada, Hı -hı. bulamadığı noktada hop benzinliğe geçiyor aslında. Hı -hı. Peki e, bu süreçte... Hangi sektörler ön plana çıktı? Bu çalışma, hibrit çalışma sisteminde. Hibrit çalışmadan faydalananlar mı diyorsunuz evet. yoksa yapabilenler mi diyorsunuz? Faydalananlar. Yani şöyle şimdi faydalananlara geçeceğim ama bir Hı. de şunu da söylemek istiyorum. Bu arada herkese de uyan bir şey değil. Tabii tabii. tabii şu tabii. anda bakılmış Türkiye özellikle hani OECD'nin de bir araştırması var. Yüzde 21 sadece şu anda bu arada. Hani diyoruz ya uzaktan Hı. çalıştık uzaktan çalıştık. Bu belli sektörlerde çok uygulanabiliyor ama hala biz yüzde 20'deyiz. Gelişmiş ülkelerde yüzde 40'lara kadar geliyor o yüzden hani onu da bir belirtmek istedim. O da önemli bir şey. Hala biz bazı yerlerde geride kalıyoruz. Neler etkilendi bundan? Yani iletişimle ilgili her şey. Yani bir anda Zoom biliyorsunuz kullanıcı patlaması yaşadı. Zoom'un hisseleri tavan yaptı. İşte Microsoft Teams mesela çok böyle kullanılan bir şey değildi. Hani Microsoft kullanan aslında ekiplerde kullanılıyor. Ama kadar hani böyle çok da bir şey yoktu. Yaygın kullanımı yoktu. Sadece birçok uygulama ortaya çıktı. Aynen öyle. yani iletişimle ilgili İşte mesela Slack zaten çok kullanılıyordu ama daha fazla kullanılmaya başladı çünkü ne oldu bir anda WhatsApp patladı e WhatsApp patlayınca aslında orası çok kişisel bir yerde kişisel yerde baktılar ki iletişim olmuyor ama bir iletişim kurmamız gerekiyor evet. yan yana hani ben işte dönüp de arkadaşıma söylediğim şeyi o iletişim anlık iletişimden yapmam gerekiyor dolayısıyla bunların kullanımı arttı İşte video görüşmelerin kullanımı arttı ortak çalışma ortak dosya artık böyle bir yani bir sunum hazırlayacağınız zaman Hadi gel bir toplantı odasında buluşalım. Böyle bir şey gerek yok. Zaten yoktu bu arada. Hı hı. Ama tabii bu dönem işte bunları biraz daha göz önüne getirdi. Dolayısıyla ortak çalışma platformları. Mesela bir işte bugün bir firmaya gösteriyorum. Sokoko diye bir ürün var mesela. Sanal ofis. Yani siz böyle bayağı ofisinizin kendi adınızı koyuyorsunuz. Arkadaşınız geliyor aynı anda kamerayı açıyorsunuz. Yan yana konuşmaya başlıyorsunuz. Yani dolayısıyla her şey kolaylaştı. Hı hı. Ve anlık mesela hani diyorlar ki verimlilik arttı. Niye verimlilik arttı? E çünkü. Çünkü trafik, trafikte geçirilen zaman yok mesela. Bunlar mesela o yüzden evdeki spor yapılan şeyler arttı. Hani bu meditasyon, well-being bu konularla ilgili mesela aplikasyonlar bir anda çok kullanılıyor. Çok oldu. ilginç bir şekilde zaten 2020 yılının başında CNBC'de bir araştırma okudum hı hı. ve programda da bundan bahsettim pandemiden önce. Ee, sizin dediklerinizi söylüyordu o araştırmada. Hani evden çalışmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu, işte insanların e, trafikte kalmayarak bundan zaman kazandığını, lüzumsuz toplantılardan e, şey yaptığını, e, tasarruf ettiğini. Çünkü Doğru. yani birçok insan lüzumsuz toplantı yapıyordu. Evet. Yani 10 dakikada olacak toplantı 2 saat sürüyordu. Zaman kaybı. E Çünkü giriyorsunuz toplantıya. Şimdi mesela ben hani uzaktan çalıştığım için burada hani Türkiye'deki müşterilerimle mesela hep diyordum ki işte dijital olarak yapabilir. Ay yok sizi bir ofisimizde ağırlayalım. Şimdi herkes bir ofisinde ağırlama şeyine giriyor. Ama biz e, yani sıcak bir ülke e, olduğumuz için. E, tabii e şimdi mesela geldik hadi hemen iş konuşalım. Çok ayıp bir şey Hı -hı. biliyorsunuz kültürümüzde. Evet. Önce bir havadan konuşuyoruz, politikadan konuşuyoruz, tabii. çocuklardan konuşuyoruz, okuldan konuşuyoruz. Biz zaten konuya girene kadar yarım saat tabii. gitti. E şimdi online'da bu kadar olmuyor bunun. İşte evet. Onun önüne geçtik. hani çok oldu. güzel herkes ajandasını e, koruyor. Hı hı. Tek bir problem oldu. İşte Zoom fatik dediğimiz, Zoom yorgunluğu dediğimiz bir terminoloji hayatımıza girdi. Şimdi hatta geçen gün gülüyordum böyle takvim koçluğu diye bir şey başlattım. Adına böyle koydum. Ya yani çünkü çalıştığım yöneticilere bakıyorum diyorum ki yani siz ne zaman dinleniyorsunuz? Ne zaman iş yapıyorsunuz? E niye yoruluyorlar? Çünkü bütün gün üst üste toplantı. E, akşama kalıyor işler yapılacak işler. O toplantılarda bir kararlar alınıyor. E onları evet. kim yapacak? Bu sefer hadi çocuklar uyuyor, onlar işe oturuyorlar. Bütün gün süren bir şey. Yani mesela ben kendi kişisel hayatımda bunu uyguluyorum. Diyorum ki günde 3 taneden fazla mesela toplantı almamaya çalışıyorum. İşte her toplantımın arasında en az en az işte 15 dakika, yarım saat bırakmaya çalışıyorum. Eskiden ben de bu hatayı yapıyordum. Öğreniyorsunuz. Yani şimdi çok uzun zamandır uzaktan çalıştığım için. Bunu yavaş yavaş öğrendim. Ve o yarım saat bile size bir dinçlik katıyor. En azından o arada bir önceki toplantıyla bir sonraki toplantı arasında bir şeyleri yapma, bir maillerinizi atma, bakma. O zamanı size veriyor. Ama tabii işte bunları öğreniyoruz. Biz öğrenmeden bir anda atıldığımız için evet. şu anda denize herkes tabii bunu kendi ritminde bir şekilde öğreniyor. Peki e, verimli olmak için ne yapmalı? Verimli çalışmak için sizce neler yapmalı? Şimdi verimli çalışmak için özellikle bu şimdi bu dönem dediğim hani çok olağanüstü bir dönem yaşıyoruz ya. Hı hı. Dolayısıyla verimliliğin baş düşmanı olan işte çocuklar ve evdeki işler şu anda başımızda. Hı hı. Dolayısıyla da hani bu verimlilikle ilgili çok ciddi bariyerler var. Ama bu bariyerlerden şöyle hani biraz olsun kendimizi açmak değil de kabullenip ona göre bir çözüm üretmek lazım. Yani çünkü bundan sonraki dönemde hep böyle olmayacak. Hı hı. Yani şu dönemi bir kurtarmak bir de ondan sonraki dönem için. Şimdi şu dönemi kurtarmak için kendimize o alanları yaratmak lazım. Yani gerçekten işte iyi bir ajanda e, tutmak gerekiyor. Yani hani günü planlamak çok önemli. E, mesela uzaktan çalışmaya geçen insanlarda genelde şey oluyor. E, mesela hani günlük ritmini, rutinini bozmak, geç kalkmak veya işte hani e, gün içerisindeki yapmış olduğu normalde iş yerinde yapmış olduğu şeyleri aksatmak. Yani burada farklı alışkanlıklar koymak lazım. Aralara mesela şeyleri öneriyorum ben yöneticilere. Walking meeting dediğimiz yürürken toplantı yapma. Mesela hani hem çalışanlarla bir arada olabiliyorlar, isterse telefondan da yapabilir ama hareket etme. Hı hı. Çünkü şu anda en büyük sıkıntılardan biri hareket de edilmiyor. Herkes Değil evde oturuyorlar ve bu verimliliğe çok etkisi var. Yani kan dolaşımını etkiliyor, düşünce yapınızı etkiliyor. etkiliyor. Yemek yemiyorlar. Dolayısıyla kendinize yemek zamanlarınızı, işte toplantı zamanlarınızı aileyle geçirilecek zamanları. Çünkü aile ve iş birbirine artık böyle geçişken olmuş durumda ki bence bu da olması gereken. Mesela bundan da çok tedirginlik duyuyordu ilk başta insanlar. Arkadan mesela çocuğu geçiyor, iteliyor. Benim de eskiden yaptığım bir şeydi. Ama hayır evdeyiz yani ve çocuklarımız da hayatımızın bir parçası. Yani iş yaşam dengesi demek mesela hiç sevmiyorum ben. Bunlar dengelenecek şeyler değil. Bir yaşamımız var. O da bizim yaşamımız. İşte onun bir parçası. Dolayısıyla hani sanki iki birbirine uzak böyle rakip tarafmış gibi olmamalı. Zaten iş sizi mutlu ve tatmin ediyorsa o zaman zaten hani böyle dengelenecek bir unsur olarak da olmaması gerekiyor hayatta. Peki e ekonomiye etkisi ne olacak uzun vadeli? Ekonomiye bence çok değişik etkileri olacak. Özellikle ülke ekonomilerine çok Hı -hı. büyük etkileri olacak. Şu anda bazı ülkeler buna uyandı e, ve Digital Nomad yani bu dijital gezgin vizeleri çıkarıyor. Oturum vizeleri çıkarıyor. E, mesela işte görüyorsunuz Karayipler'deki ülkeler çıkarıyor. Evet, e, evet. Yani şimdi Gelin burada çalışın. Aynen öyle diyor ki gel burada çalış diyor. Yani sizin kara kaşınıza kara gözünüze tabii ki çağırmıyor. Hı -hı. Niye çağırıyor? Çünkü bu insanlar uzaktan çalışıp döviz kazanan insanlar. Dolayısıyla ne oluyor? O döviz onların ülkesinde harcanıyor. Aslında çok güzel bir sıcak para girişi yaşıyor. Evet. E, bunlar gittikçe artacak. Yani üst üste şu anda son 2-3 ay içerisinde o kadar çok arttı ki sayısı. Herkes arka arkaya programlarını açıklıyor. Hep böyle bu dijital çalışan programlarıyla sıcak parayı alıyor. E, bir de istihdam politikaları da şu anda bence çok etkilenecek. Vergilendirme etkilenecek. Mesela şimdi sigorta sistemleri hani yeni bir tane şirket çıktı. Bu uzaktan çalışanlar için sağlık sigortası yapıyor. Yani siz nerede olursanız olun sağlık sigortasına sahip oluyorsunuz. E şimdi ülkelerin mesela şimdi Amerika'da ben Amerika'daki bir şirket için uzaktan çalışıyorum. E ne oluyor? Orada aslında istihdam ettiği kişi Amerika'da büyük de bir rekabet var şu anda. Sadece orayla sınırlı kalsa sadece oranın çalışanı, oradaki yetenek havuzu aynı şekilde buradaki şirketler için de geçerli. O yetenek havuzu da sınırlı. Ama şu anda öyle bir şey yok. Şu anda işveren için bütün dünya artık potansiyel çalışan. Çalışanlar için de bütün dünya artık Potansiyel işveren. Evet bu çok gerçekten büyük bir devrim yani. Evet, yani o yüzden ücret skalaları da değişecek. Yani hmm. ücretler dengeye gelecek. Bu yani çok büyük bir ekonomik etkisi olacak. Hem istihdam anlamında hem de buradaki ücret dengeleri anlamında hem işte bu vergilendirme. Yani ülkeler bunlarla ilgili çok ciddi vergi muafiyetleri getirecekler bence. Başladılar da. E, bunu çünkü çekmek isteyecek. Artık bir rekabet olacak. Gel, gel bende çalış diye. Şimdi ülkeler mesela ne yapıyor? Bu ortak çalışma alanları kendileri kuruyorlar. Gelsin bu insanı kolaylaştıralım, daha da gelsin, daha da gelsin diye. O yüzden e, mesela emlak sektörü, emlak sektörü bambaşka bir şey. Şu anda Amerika'da bu konuşuluyor. Herkes Austin'a bir hücum ediyor. Evet, evet. Ben Austin de Austin böyle ben, yükselen ya. Ben, ben, de, ben de duydum onu. Hatta bir e, Voice of America'nın bir şeyi vardı. Röportajı vardı bir Türk e, Türk bilişimciyle. Hı -hı. Şahinle, ben hani Şahinle, galiba. olabilir. Ben hani Chicago'da yaşıyorum. San pardon. San Francisco'da yaşıyorum. San Francisco'da, hani aynı yeni yeni çünkü çıktı yeni geldi. şirketleri hep orada. Hani niye burada yaşayayım ki? Burada yaşamak pahalı. Giderim. Aynen. Orada eşler. Onun yayınını dinlemişsin. Evet. Şahin'in yaptığı iş de bu bu arada. Hı hı. Remote Team diye bir şirketi var kurdu Silikon Vadisi'nde. Ve e, böyle uzaktan işte çalışma imkanı sunan şirketlere bordrolama, işte hı hı. işe alım. Artık bu şirketler artacak. Mesela hani sordunuz ya hangi şeyler çıktı sektör olarak? Böyle şu anda bu bunların sayısını size anlatamam. O kadar çok var ki uzaktan çalışacak insanları işe alıyor sizin adınıza. Hı hı. Siz bir şirketsiniz diyorsunuz ki bana dünyanın istediğim yerinden işte bir, bir çalışan bul bu kriterlerde size gidiyor, onu buluyor, işe alıyor onun üzerinden borcu olama yapıyorsunuz. Ödemeleri onun üzerinden, onu takibi onun üzerinden. Hatta onlar böyle bir e, tabi topluluk bir platform da oldukları için mesela işte bu yan faydaları, yan hakları verecekleri böyle toplu anlaşmalar yapıyorlar. Şimdi mesela öyle şeyler olacak. Hani artık bir de nesil değişiyor. Yani tabii. aslında burada değişen şey neslin değişmesi, ihtiyaçların hayat tarzının değişmesi. Tabii. Aynı anda Amerika'da e, 3-4 şirkette çalışan e, insanların olduğunu 2020 başında Pandemiden önce söylemiştik, Hı. Hani farklı farklı şirketlerde bordrolu Pazartesi bir şirket için çalışıyor, Salı başka bir şirket Aynen için, Çarşamba. E çünkü şey, şimdi ben bunu Hı. bir etkinlik yapmıştım ben, hani artık on demand ekonomi dediğimiz, hani ihtiyacımız olan zamanda, ihtiyacımız olduğu kadar kullanalım, ihtiyacımız olduğu kadarını ödeyelim diyoruz. Yani niye işte gidip de scooter almıyoruz da şimdi artık martıya, kediye biniyoruz? Evet. Bunun için artık sahiplenme dönemi geçti, o savaş çocuklarının dönemiydi. Hı. Biz artık ne diyoruz, ihtiyac ihtiyacımız olduğu anda geliyor zaten. Ve biz niye evimizde, artık evde alınmayacak zaten. Hani Airbnb onun için çıktı işte. Bu arada yani yerel olarak baktığımızda ben insanların yavaş yavaş İstanbul'u terk ettiğini görüyorum. Tabii ki. Bizim, benim bundan önce işte ülke müdürlüğü yaptığım, terk ettiğini. yaptığım şirkette şöyle bir şey vardı. Şirket giriyor. ikinci, üçüncü haftasında memleketine dönüyor. Diyor. Çünkü bakıyor hani kendine bir garantiye alıyor. Tamam bu iş güzel diyor. Ya yani nasıl biliyor musunuz? İstanbul'da kalan yok. E şimdi bu aslında ben proje yaptığım şirketlere bunu anlatıyorum. Diyorum ki öyle bir dizayn edin ki bunu. Yani şu dönemde hani öyle de bir aslında bir mesaj mı vereyim şirketlere? Bu dönemi kurtarmak için yapmasınlar bu dönüşümü. Yani bu Covid'e özel bir dönüşüm, değişim değil. Dolayısıyla bundan sonraki 100 yıllarını yazacaklar aslında. Yani yapacakları bu değişim ve dönüşüm bundan sonraki neslin, kendilerinden sonra gelecek çalışanlar için dizayn edilmeli. Ve o da işte bu yani yeni bu değişim ve dönüşüm dediğimiz şey de aslında bambaşka bir dünyadan bahsediyoruz. Yani çalışanlarımızı bile belki ihtiyacımız olduğu kadar alacağız, ihtiyacımız olduğu kadar para vereceğiz. Bir süre yani dönemsel bir sürü iş var çünkü. Yani dediğiniz doğru sonuçta şirketler bunu e, yeteneği çekmek için e, eğer iyi bir iletişim yaparlarsa bir enstrüman olarak kullanabilirler. Kesinlikle öyle. Yani Kesin... git memleketinden çalış. Tabii. Yeter ki internet yap. olması, internet ve bilgisayarı olması ki bunu çoğu şirket bu arada zaten, uzaktan evet, onu veriyor. veriyor zaten. Çoğu şirket veriyor. Hani bir internet bağlantısı bile şeyleri veriyorlar şu anda paketleri veriyorlar. Yani ve düşünemiyor musunuz ne kadar kıymetli bir şey. Bizim ülkemiz için özellikle. Yani İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerimizde yaşayan gençler bile İstanbul'a geliyorlar çalışmak için. Hı hı. E şimdi bu çok büyük bir kayıp. Yani hep beyin diyoruz sanki bu dışarıya veriyoruz gibi ama ülke içinde de beyin göçü var. Kesinlikle Niye öyle. bizim doğudaki yani oraları da geliştirecek, ekonomilerini geliştirecek. Tabii tabii. Ha, o kazandıkları parayı çünkü doğuda kendi memleketinde yer hale gelecek. Yani sadece insanlar tabii uzaktan çalışmayı e, geçmişte IT sektörüne has bir evet. çalışma tarzı olarak görüyorlardı ama şimdi birçok sektör, çok e, özellikle mesela call center, tabii. o da ya büyük O kadar bir... çok geliyordu ki bu soru bana. Ha, tabii siz de sadece IT için diyorsunuz Hı -hı. değil mi? Anlatmaya çalışıyordum. diyordum ki hayır, yani tabii ki bazı, yani şimdi üretimi hadi uzaktan çalışalım tabii ki olmaz. Tabii. Yani her şey buna uygun değil. Ama şu anda işlerin çoğu buna uygun hale zaten getiriliyor. Yani gelmeyenler de geliyor. Yani şimdi call center hep, mesela bu call center olayı bana çok bariyer olarak geliyordu. İşte o koca koca call centerlarımızı biz nasıl bırakacağız, nasıl bıraktınız? Evet. En kolayı aslında. Tabii, tabii. Hatta öyle bir hale geleceğiz ki, aslında ilk görüşmeyi asistanlar yapacak yani şey dijital asistanlar yapacak. Hı. Bir sonraki seviyede yani gerçekten hep şey korkusu da var. Bu arada hani o korkuyu da biraz ben... Robotlar işimizi ister. elimizden Robotlar alacak Robotlar işimizi öyle bir şey olmayacak. Alacak. alacak En azından şeyleri. şimdi olmayacak hayır, ama Hayır alacak tabii ki. Alması da gerekiyor ama neyi alacak biliyor musunuz? İnsan olarak bizim değer katmadığımız süreçleri tabii, tabii. alacak. Yani o repetitif işleri alacak. Onları zaten Mesela biz yapmıyoruz. Mesela alımlarda bile bot kullanıyorlar e, falan tabii. ama tamamen bence tamamen magazinsel yani. Biz bot kullandık demek için kullanıyorlar ama ileride gerçekten de kullanılacak. Yani aktif bir şekilde, verimli bir şekilde kullanılacak. Ama bence kullanılsın da. Tabii tabii. tabii. Yani şimdi öyle bir şey oluyor ki işte ben o ülke müdürlüğü yaptığım dönemde başvurular geliyor. ya yani O kadar alakasız... CV'ler düşüyor Hı -hı. ki yani insanlar çünkü görüyor işte ücret hoşuna gidiyor, şirketin kültürü hoşuna gidiyor. Başvurayım şansımı deneyeyim ama oradaki insanın aslında vaktini harcıyor, onun farkında Oradaki olur. insana iş gücü olarak geri Aynen dönüyor. Aynen öyle. Bu. O yüzden de hani botlar insanın faydasına gelecek Hı -hı. hayatımıza öyle diyeyim. Ve zaten hani bazı meslekler kaybolacak ama yeni meslekler yeni de meslek, doğacak. Da daha yani. fazlası gelecek. Tabii. Yani bütün yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Bir tane kaybolacaksa karşına dört tane gelecek. Hı -hı. Yani bir data konusunda düşünebiliyor musunuz kaç tane farklı iş kolu var şu an? Data scientisti var, analisti var, yani algoritmacısı var, işte AI var, makine öğrenmesi var. O kadar çok şey geliyor ki. O yüzden kimse korkmasın. Evet, İşler kaybolmayacak. Kaybolanların yerine yeni gelecek. Bina Hanım çok teşekkür ederiz. Rica Bize ben ayrılan zamanın sonuna geldik. Gerçekten çok verimli bir sohbet oldu. Evden çalışmayı, hibrit çalışmayı daha doğrusu verimli bir şekilde siz de sizin ağzınızdan dinlemiş olduk, uzmanından dinlemiş olduk. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, ilham veren insan kaynakları programı işin güzel yanının sonuna geldik. Bize sosyal medyadan ulaşmak gerçekten çok kolay. Instagram'dan, LinkedIn'den, Twitter'dan artık nereden isterseniz işin güzel yanı ismiyle bize ulaşabilirsiniz. İşin güzel yanı bizim elektronik posta adresimiz. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde ekotürk ekranlarında görüşmek üzere Hoşçakalın.